Anne ne oluyor? Bir şeyler söylesene. Her şeyi konuşacağız. Ama önce geç içeri. Burada olmaz. Bunların hepsini beni durdurmak için mi ayarladın? Ne oluyor o zaman burada? Aynı soruyu ben de soruyorum şu an. Nasıl yani? Şimdiye kadar aradığımız katip. En başından beri yanı başımızdaymış. Kaçmıyorlar ki. Bomba yüklü araç yaklaşıyor. Bir şey yapmamız lazım. Araç zırhlı. Ben bir de şansımı böyle deneyeceğim. Cem dur, ne yapıyorsun? Sen yaparsın. Helal be. Dikkat. Hemen vazgeçmeyecekler. Bana bak. Arabanın şoförü öldü. Bana bak. Bana bakın. Şu arabayı kullanacak başka biri var mı? Siz ikiniz gidin. Halledin şu işi. Git! Duruyor Allah'ın belaları. Yapacak bir şey yok. Biz de çarpışırız. Seni buradan çıkarmamız lazım. Olmaz. Kaçtı derler. Göz göre göre ölmenin kime ne faydası var? Kiler tarafından bir çıkış var. Yürü gidiyoruz. Cana, siz gidin. Hadi. Olmaz. Sen almadan şuradan şuraya gitme. Göre. Arkayı da tutmuşlar. İçeri girmeye çalışıyorlar. Kapana kısıldık burada. Yapacak bir şey yok. Gerekirse burada canımızı veririz. Ben bu adamlara teslim olmam. Bana bir silah ver çabuk. Çabuk! Aklınızda dönen ve iyice artan merakınızın farkındayım. O zaman bir yerden anlatmaya başlasan iyi olur bence. Benim aklım, beynim karma karışık halde. Şimdiye kadar inandığım her şey, bütün hayatım yalanlara bağlıymış. Benim annem, babam, yani ailem. Bütün hayatımı yalanlar içinde yaşamışım. Benim gerçekleri duymaya ihtiyacım var. Lütfen bana gerçekleri anlatın. Hepsine cevabım var. Ama daha yolumuz var. Sıkıldım ben bu oyundan. Durdur arabayı. Durdur dedim sana. Dur. Yolun sonuna geldik. Şimdi burada sen anlatacaksın, biz dinleyeceğiz. Tamam o zaman. Bazı aileler var. Devletin birliği, düzeni ve geleceği için hayatlarını Türk devletine adamış aileler. Bazı sırlarla yaşarlar. Bu sırlar içinde canlarını verirler. Senin baban böyle bir ailedendi kızım. Sen? Ben de. Ne zamandır? Çok uzun zamandır. Babam bana her şeyi anlatmıştı. Öyle evlendik zaten. Benim öğrenmem gerekenler var. Neslihan, bir dakika, daha bitmedi. Evet. Sen de böyle bir ailedensin kızım. Senin baban, yani gerçek baban, hayatını bu ülke için feda etmiş. Sevdiklerinden, ailesinden vazgeçmiş büyük bir vatansever. Neslihan'la karşılaşmamız bir tesadüf değildi yani. Devlet plan yapar, sonra uygular. İşini asla şansa bırakmaz. Oyun oynamıyoruz burada. Geleceği kuruyoruz.